Evet arkadaşlar, nerede kaldık? Donma noktası alçalması dedik. Ne yapıyorduk? Saf çözücünün yani su mesela moleküllerinin kristallenerek katıyı oluşturabilmesi için tanecikler arasındaki bu tanecikleri katı fazla bir arada tutan kuvvetler etkili olmakta. Yani ne yapıyoruz? Şekeri çözmesi için, o katı şeker moleküllerini çözmesi için bir kuvvete ihtiyacı var. Tanecikler arasındaki bağların etkili olması ve taneciklerin birbirine tutunarak hareketsiz kalması için sıcaklığın düşürülmesi ve taneciklerin kinetik enerjilerinin azalması gerekir. Sıcaklık çözücünün standart donma noktasına düştüğü zaman donma olayı gerçekleşiyor. Yani su 0 derecede dondu. Ancak çözücü içerisine çözünen bir madde geldiğinde, diyelim ki tuz eklendiğinde, çözünenin tanecikleri çözücünün tanecikleri arasına giriyor. Ne yapıyor? Su moleküllerinin arasına tuz molekülleri giriyor ve çözücü standart donma noktasına ulaştığında çözünen tanecikleri çözücü taneciklerin birbirine yeteri kadar yaklaşmasını ve kristal örgüdeki yerlerini almasını ne yapıyor? Zorlaştırıyor. Ama biz bir basınç uygularsak bunu ne yapıyoruz? Kolaylaştırıyoruz ve suyun içine tuzu sokuyoruz. O zaman ne oldu? Ya da basınç yapıyoruz. Bunlar ne yapıyor o zaman? Suyun donma noktasını sıfırdan, diyelim ki -4 derece ise şu anda hava, -4 dereceye düşürüyor ve buz parçalanıyor, eriyor. Ne oldu? Suyun erime noktası sıfırdan -4'e düştü. Bu şekilde de bunu izah ediyoruz. Çözünen madde tanecikleri çözücü madde taneciklerinin birbirine yaklaşmasını ne yapıyor? Engelliyor. Çünkü ne diyor? Saf su tanecikleri, biz kardeş kardeşe yaşamak istiyoruz, ayrılmak istemiyoruz diyorlar. Sen eğer buzun üstüne donmuş olan buzun üstüne tuz atarsan ne oluyor? Tuz tanecikleri de birbirinden ayrılmak istemiyor. Ama moleküller arasındaki çekimlerle ne yapıyoruz bunu? Yeniyoruz. Moleküller arasındaki çekimler ne yapıyor? Bu molekülü çekiyor. Bu molekül bu molekülü çekiyor. Bu molekül bu molekülü çekiyor. Ve böylece buzun erimesi sıfırdan -4'e düşmüş oluyor. İşte burada çözeltideki çözücü madde taneciklerinin katıyı oluşturabilmesi için sıcaklığın standart donma noktasının altına düşmesi gerekir. Bu nedenle çözeltilerin donma noktası saf çözücününkinden düşüktür ve sabit değildir. Saf çözücü ile çözeltinin donmaya başlama sıcaklıkları arasındaki farka donma noktası alçalması denir. Sıfırda eriyen buzu -4'te eridik. Böylece ne oldu? 4 derecede donma noktasını alçalttık. Sıcaklıktaki bu azalma çözeltinin derişimi sabitleninceye kadar sürer. Yani ne oluyor ondan sonra? Artık tuzla su beraberce kardeş kardeş yaşamaya başlıyorlar. Ve o sıcaklıkta artık -4'te bakıyorsun buz erimiş. Mesela bu grafikte ne görüyoruz biz? Bu grafikte 0 derecede saf su eriyor veya donuyorken tuzlu olunca ne yapmış? Diyelim ki şurası kaç olsun? Bugün hava sıcaklığı kaç olsun İstanbul'da? -5 olsun diyelim. -5'te ne oldu? Tuzlu su erime noktası -5 oldu. Erime ya da donma aynı sıcaklıktı. Yani erime -5'te ise donma da -5'te. Aynı olan. Yani erime ile donma birbirinin neyi? Tersi. Sadece ama sıcaklık olarak rakam aynı. Ben bazen -5 dedim, bazen -4 dedim, bazen -3 dedim. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum. Yani kaçsa o. İstersen bugün de kaç olsun? -15 olsun. -15. Erzurum'dayız. Hava sıcaklığı -15. Tuzlu su ekleyerek ne yaptık? Tuz ekleyerek buzun -15'te erimesini sağladık. O zaman ne oluyor? Erzurum sokaklarında tuz atınca
Buz eridi. Kaç derecede eridi? -15'te eridi. Oldu mu? Burada bir pürüz var mı? Yok hocam. Geçiyoruz. Bakın bu olayların ne kadar önemli olduğunu arkadaşlar şöyle anlayın. Türkiye maalesef uçak kazalarında dünya birincisi diyebiliriz ya da dünyada en başarılı ülkelerden birisi. En başarılı ülkelerden birisi. En son biliyorsunuz bir uçak bu hafta düştü. Bir önceki şeyde helikopter düştü. Bir yakın tarihte Sabiha Gökçen'de bir yolcu uçağı düştü. Yani bunlar hep hava muhalefetinin olduğu zamanlarda. Ama nedense Amerika'da, Avrupa'da hiç uçak düşmüyor. Neden onlar da düşmüyor da bizde düşüyor? Neden? Demek ki bu olaylarla ilgili bazı hatalarımız var. Yani ya uçağın eski, ya pilotun acemi. Mesela Sabiha Gökçen'deki iki olay vardı. Sabiha Gökçen'dekinde hava bozuktu ve pilot da acemiydi. Usta şöyle pilotları işten atmışlar, acemi bir pilot getirmişler ve sonuçta uçak düştü. O uçağı indiren pilot, Sabiha Gökçen'deki uçağı indiren pilot da acemi. Ve hava şartlarının bozuk olduğu şartlarda inmeyi bilmiyor. Bir tane İstanbul'da hava şartlarının bozuk olduğu durumlarda pist vardı. Atatürk Havalimanı'ndaki pist vardı. Onu da yok etti bazı adamlar. Yani ne oldu sonuçta? Yani uçağa binebiliriz her zaman ama hava bozuksa sakın binmeyin. Türkiye'de hava bozuksa uçağa binmeyin. Uçağa her zaman binebiliriz ama hava bozuksa Türkiye'de binmeyin. Özellikle İstanbul'da binmeyin. Bunun açıkça ispatı bunlar oluyor dolayısıyla. Şimdi burada ne oluyor bakın? Mesela uçakların alkolle yıkanması. Ne yapıyoruz burada bu olayı örneklendirmek için? Bir atmosfer basınç altında su 0 derecede donarken şeker veya su atarsak ne yapıyor? -3'te, -5'te eriyor ya da donuyor. Sodyum artı, yani tuzun içinde ne var? Sodyum artı ve klor. Tuz nedir? Sodyum klorür. Parçalandığı zaman ne oluyor? Sodyum artı ve klor eksi olarak iyon haline geliyor. Bakımından zengin olan deniz suyunun donma noktası saf sudan yaklaşık 10 derece daha düşüktür. Mesela denizler donmuyor, değil mi? Deniz donmuyor. İstanbul'da bakıyorsunuz, -3'te yerler buz ama deniz donmuyor. Eksi boş oldu, gene donmuyor. Ha, kaçta donuyormuş? -10'da. Zaten İstanbul'da denizin donduğu, hatta Beşiktaş'tan Üsküdar'a yürüyerek gittikleri tarihte 2 defa olmuş. Hatırlanıyor, biliniyor. Yani deniz suyu da donmuş. Ama Boğaz'ın suyu Karadeniz'den geldiği için daha çok, Karadeniz'in suyunda tuz az. Ege'nin suyunda tuz çok. Okyanusa yaklaştıkça tuz miktarı artıyor. Onun için Üsküdar Beşiktaş arasındaki donma 10 derece olmayabilir, daha da az olabilir. Yani tuz miktarına bağlı. Yani yaklaşık söylüyor zaten buradaki rakamda. Yani normal su, saf su sıfırda eriyip donarken deniz suyu tuzlu olduğu için tuz oranı arttıkça tabii ki bu daha düşecek. 10 derece daha düşüktür. Yani deniz suyu bu şartlarda ne demek istiyor? -10 derecede erir donar diyor. Çözeltilerin donma noktasının, çözelti dediğimiz nedir? Mesela tuzlu su olsun. Donma noktasının saf maddelere göre düşük olması günlük hayatta donmaya karşı önlem almada kullanılır. Nerede? Örneğin kışın soğuk bölgelerde yolların buzlanmasını engellemek için yollara ne yapılıyor? Tuz atılıyor. Tuz iyonları su moleküllerinin arasına girerek donma noktasını düşürür, daha geç donmasını sağlar. Ne dedik? Erzurum'da -15'te ne yaptı? Eridi. Tuz atınca. Araçların radyatörlerine, arabalar ne demiştik arkadaşlar? Bindiğimiz sarı taksi, otomobiller, bütün araçlar, kamyonlar, tırların en önemli parçalarından biri nedir? Radyatörüne su koymak. Sakın radyatörüne su koymadan arabaya binmeyin. Yoksa yarı yolda cayır cayır yanar. Neden?
Radyatör ne yapıyor? Arabanın motorunun ısınmasını soğutan alet yani. İçine ne koyman gerekiyor? Su koyman gerekiyor. Peki hava soğuksa ne olacak? Bu su donarsa ne olacak o zaman? O zaman içine ne yapılıyor? Antifriz ekleniyor. Böylece antifriz onun donma noktasını aşağı düşürüyor. Dolayısıyla eksi 15'teki Erzurum'da antifrizi koyduğunuz zaman eksi 20'ye düşmüşse erime noktası antifrizle, o zaman ne oldu? Donmadı. Erzurum'da da, Kars'ta da, Moskova'da da, Kuzey Kutbu'nda da antifriz koyarak bir arabayı çalıştırabilirsin. Yani radyatör, peki su donmaz. Yani bu antifrizin tabii kalitesine, markasına da bağlı olabilir. Ona da dikkat etmek gerekir. Antifriz miktarına da bakmak gerekir. Her kalite antifriz aynı şeyi sağlamayabilir. Onlara da bakmak gerekir. Yani antifrizi koydum, kafam rahat demeyelim. Yani ustasına danışarak, üstünde mutlaka tarifi yazıyordur. İşte bu antifrizden şu kadar suya, şu kadar antifriz koyarsan donma sıcaklığı şu noktaya düşer gibi mutlaka tarif vardır zaten üzerinde. Ve cam suyu depolarına antifriz. Mesela arabamızın cam suyu. Ne yapıyoruz? Onun içine de antifriz koymazsak ne yapar? Hava sıfırın altına düştüğü zaman donar. Ön camın kirli olması da trafik kazası açısından çok tehlikeli. Yani o ön camın arabada her zaman tertemiz olması gerekiyor. Onun için de cam suyu çok önemli. Cam suyunun içine de soğuk havalarda antifriz eklemek gerekiyor. Sıvı ve organik bir bileşiktir. Sıvı ve organik bir bileşiktir. Antifriz olarak genellikle etilen glikol kullanılır. Yani ne yapıyorsun bak Alperen? Seninle bir dükkan açacak olursak antifriz üretelim. Ne yapalım mesela? Suyun içine etilen glikol koyuyorsun, karıştırıyorsun, oluyor sana antifriz. Sudaki antifriz oranı ne kadar artarsa, donma noktası da o kadar düşer. %40'lık etilen alkol. Ne demek %40'lık? Gülay, ne demek %40'lık? 100 litre suyun içerisinde 40 litre etilen glikol var demek. Evet, gayet güzel. Anladık mı arkadaşlar? %40'lık bu demek. Etilen glikol çözeltisi suyun donma noktasını eksi 20'ye kadar düşür. Oo, bayağı iyi. İstanbul'da o zaman şu antifrizi kullanırsan eksi 20'yi görmeyiz değil mi İstanbul'da? İstanbul'da eksi 20. Ben 20 senedir İstanbul'dayım, hiç eksi 20 görmedim. Uçak gövdelerindeki buzlanmayı. Uçaklar konusunda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Uçaklar konusunda uçak gövdelerindeki buzlanmayı önlemek için de ne yapıyoruz? Alkol kullanılır. Uçakların alkolle ne yapıyor? Üstü yıkanıyor bu buzlu havalarda. Çünkü uçaklar nereye çıkıyor? 10 kilometre yukarılara doğru çıkıyor. Yani 10 kilometre dediğim mesafe bayağı büyük bir mesafe değil mi? 10 kilometre. 10 kilometrenin ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Mesela İstanbul-Ankara yolu 500 kilometre. Yani bunun gibi siz orantılı olarak düşünebilirsiniz. Uçaklar ne yapıyor? 10 kilometre yukarıdan uçuyor. Oralarda da hava daha da soğuk. 50 derece düşer. O zaman ne oluyor? Uçağın donmaması için ne gerekiyor? Alkolle yıkanması gerekiyor. İşte usta pilotlar çok önemli. Bizim uçak kazalarımızın olmasındaki en büyük sebeplerden birisi biz insan kıymeti bilen bir millet olmadığımız için usta pilotları atmışlar işten, onlar da gitmişler. 20 bin dolar maaşla Almanya'da, Amerika'da çalışıyorlar. Oh, ne olacak? Değil mi? Senin parana mı muhtaç? Burada mutlu değilse adam ne yapar? Gider Almanya'da, Amerika'da çalışır, değil mi? Pilot zaten bütün dünyada kıymetli bir meslek. Tutmuşlar burada usta, başarılı pilotları atmışlar. Yerine acemi pilotları almışlar. Onun için mesela en son Sabiha Gökçen'deki düşen uçağın sebebi bu. Pilot acemi. Kaynama noktası yükselmesi. Kaynama noktası yükselmesi arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Ne dersiniz? Kaynama noktasını nasıl yükseltelim? Önce sizin bir fikrinizi alalım.
kaynama noktasını nasıl yükseltirsiniz? 100 derecede su kaynıyor, değil mi? Ama bunu yükseltmek istiyorsun. Ne yaparsın? Hangi yollarla yükseltelim kaynama noktasını? 100 derecede değil de 110'da, 120'de, 140'da, 150'de, 200'de, 300'de kaynamasını istiyorsun. O zaman daha güzel yemek pişmez mi? Yemek daha çabuk pişmez mi? Düdüklü tencere mesela. Evet, düdüklü tencere mesela bu işi yapıyor. Değil mi? Düdüklü tencereyi bunun için kullanıyoruz. Başka ne yapıyoruz? Kaynama noktasının yükselmesi bayağı keyifli bir şeymiş, güzel bir şeymiş. Faydalı bir şeymiş yani, ihtiyacına göre tabii ki. Başka ne yapalım içine? Ne koyalım? Ne yapalım? Kaynama noktasını yükseltmek istiyorsun. Tamam, deniz kenarında saf su 100 derecede kaynıyor ama normal şartlarda yani, ama yükseltmek istiyorsun. İşinin icabı bu. İşin nasıl gerektiriyorsa öyle davranmak durumundasın. Dağa çıkalım. Ne yapalım? Dağa çıkalım. Yani dağa çıkarsak ama Gülay biraz tersi olur. Çünkü yukarı doğru çıktıkça basınç azalıyor, değil mi? Üsküdar evet. Sahilinde yapacağımızı Çamlıca Tepesi'nde yaparsak yukarı doğru çıktıkça açık hava basıncı ne yapıyordu? Azalıyordu. Moleküller seyrekleşiyor ya, hava molekülleri. Yani dünya çektiği için. Dünya çok merkeze doğru çekiyor. Sen dünyadan uzaklaşmış oluyorsun Çamlıca'ya çıkmakla. Ya da Bolu Dağı'na çıkmakla. Ya da Ağrı Dağı'na çıkmakla. Ya da Everest Tepesi'ne çıkmakla. Ne yapıyorsun? Dünyanın merkezine uzaklaşıyorsun, değil mi? Dünya merkezine evet. Uzaklaşırsan o zaman ne oluyor? Hava molekülleri oralarda daha seyrek. Neden? Aynen tuzlu su, şekerli suda dibe çöktüğü gibi, ayranda dibe çöktüğü gibi havada daha çok dünyanın merkezine doğru yaklaşmak istemiyor mu? O da bir molekül sonuçta, hava molekülleri. Yani dünyanın merkezinden yukarı doğru çıktıkça ne oluyor? Açık hava basıncı azalıyor. Basınç azalınca da ne oluyor? Kaynama noktası düşüyor. Yani ne oluyor? 100 derecede kaynayan su 90'da, efendim 70'de, 60 derecede kaynıyor. Ya 60 derecede elini bile pek yapmıyor, değil mi? Yani elini bile, yani içtiğimiz çay bile 80-90 derece. Yani 60 derecedeki çayı içmeyiz. Ya bu soğumuş mu çay deriz? Değil mi? O yemeği pişirir mi? Pişirmez. Yani farklı bir şey yapalım. Yani Gülay'ın önceki teklifi tam isabet, son teklifi olmadı. Başka teklif olan var mı? Ayşe Melek ne diyorsun? Ne yapalım? Kaynama noktasını yükseltmek için ne yapalım? İçine tuz atsak olur mu? Olmaz. Ama annemiz öyle yapıyor. Yemek kaynarken içine tuz atınca kaynama noktası yükseliyor. Nereden anlıyoruz bunu? Kaynama duruyor birden. Ocak yanıyor halbuki altta. O zaman ne oluyor? Demek ki kaynama noktası yükseldi. Bir de patates atınca, tuz atınca ne oluyor? 100'den diyelim ki 105'e çıktı. Bir de patatesleri atıyor, 110'a çıktı. Bir de domatesleri atıyor, etleri atıyor içine, 115'e çıkıyor. Ne oldu? Eklenen katı maddeler kaynama noktasını ne yaptı? Yükseltti. Katı maddeler ne yaptı? Eklenen katı maddeler suyun kaynama noktasını 100'den 105'e, 110'a, 115'e doğru ne yaptı? Yükseltti. O zaman şimdi bunu anlatıyoruz. Arkadaşlar, kaynama noktasının yükselmesi. Kaynama noktası saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Değil mi? Su mesela, saf su kaçta kaynıyor? 100 derecede kaynıyor gibi. Ve sabit bir değerdedir. Bir damla su da 100 derecede kaynar, bir ton su da 100 derecede kaynar. Fark etmez. Hepsi 100 derecede kaynar. Fakat çözeltilerin sabit bir kaynama noktası yoktur. Neden? Neden yoktur? Bakın şu cümleyi bir açıklayalım. Şu cümle nedir? Çözeltilerin sabit bir kaynama noktası yoktur. Buna bir kafa yoralım bakalım. Herkes bir fikrini söylesin. Neden acaba? Çözelti. Mesela şekerli suyun kaynama noktası kaçtır? Ya da tuzlu suyun? 100 müdür?
Hocam derişime bağlı değil mi bu? Tabii ki, tabii ki. Ona göre değişir. Tabii ki, tabii ki. Şimdi buradan sen ocağı yakarsan mesela ne yaptın sen şimdi? Diyelim ki bunun içine şeker attın. Kaynayan suyun içine şeker attın. Şeker atınca ne oldu? Kaynama kesildi mi? Kesildi. Altta da ocak yanmaya devam ediyor. Alttan ocağımız yanıyor ve yakıyor bunu. Bu sefer ne yaptı? 100 derecede kaynayan su bu sefer 105'te kaynadı diyelim. Değil mi? 105'te kaynadı. Peki o zaman 105'te kaynıyor. Ocak da alttan devam ediyor. Bakıyorsun biraz sonra kaynama gene kesiliyor. Allah Allah. Ne oldu buna? Neden kesildi? Ocak yanıyor. Biraz önce ben içine şeker atınca 105'e çıkmıştı kaynama noktası. Neden acaba biraz sonra kaynama kesildi? Bunu açıklayın. Çünkü içinden su buharlaşıyor. Buharlaşınca ne oluyor? İçindeki şeker miktarı aynı ama su miktarı azalıyor. Böylece katı miktarı artınca içindeki kaynama noktası ne oluyor? 105'ten 106'ya, 107'ye, 108'e çıkıyor. Değil mi? Yani içindeki katı miktarı ne yaptı? Artınca kaynama noktasında ne yaptı? Daha yüksek noktaya çıktı. 105'ten 106'ya, 107'ye yukarıya doğru çıktı. Oldu mu? O zaman ne oluyor? Kaynatabilmek için ne yapıyor? Daha fazla enerji gerekiyor. Daha fazla ısınması gerekiyor. Katı oranı arttığı için, içindeki katı oranı artınca ne yapıyor? Daha yüksek sıcaklıkla, daha büyük bir kinetikle hücum etmesi lazım kopması için. Çünkü kaynama buharlaşma dediğimiz olay nedir? Moleküllerin birbirinden kopması demek. Kopması için ne gerekiyor? Kuvvet gerekiyor. Bu kağıdı yırtmak için ne gerekiyor? Kuvvet gerekiyor. O zaman moleküllerin de birbirinden parçalanması için ne gerekiyor? Kuvvet gerekiyor. Yani ne gerekiyor? Enerji. Enerji ne demek? Alttan ısıtmak. O zaman ısıtıyorsun ve böylece kaynama noktası yükseliyor. Daha yüksek bir sıcaklıkta kaynamaya başlıyor. Anladık mı arkadaşlar durumu? O zaman geçiyorum. Bu olaya biz ne dedik? Kaynama noktası yükselmesi olarak olayı adlandırdık. Geçiyorum. Çözeltilerin saf çözücüye göre daha yüksek sıcaklıkta kaynamasının yanı sıra sıcaklık kaynamana süresince sabit kalmaz. Bunu anlattık. İçinde bir çözünen madde varsa kaynama sıcaklığı sabit bir noktada kalmaz. Neden? Kaynadıkça su buharlaşıyor, içindeki katı oranı artıyor. Onun için kaynama noktası yükseliyor. Çünkü katı oranı arttı. Su kaynadıkça içindeki su miktarı azalıyor, buharlaşıp çıkıyor gidiyor su. Ama içindeki katı miktarı sen 10 gram şeker attıysan 10 gram şeker gene aynı duruyor. Bir yere uçmuyor, değil mi? Böylece içindeki katı miktarı artınca da ne yapıyor? Kaynama noktası yükseliyor. Gittikçe yükseliyor. Çünkü kaynama süresince çözücü çözeltiden buharlaşarak çözücü yani su çözen kim? Çözücü kim? Su. Çözelti kim? Şekerli su diyelim ki. Buharlaşarak ayrılacağından geride kalan çözeltinin derişimi artar. Yani içindeki şeker miktarı artar. Buna bağlı olarak buhar basıncındaki düşme de artar. Buna bağlı olarak buhar basıncındaki düşme de artar. Buna bağlı olarak ve sıcaklık çözeltinin kaynama süresince yükselmeye devam eder. Çözeltilerin buhar basıncı saf çözücülere göre daha düşüktür. Şimdi bu buhar basıncı konusunu daha sonra anlatacağım. Şimdilik erteleyelim onu. Bu buhar basıncı konusunu zaten basınç konusunu biliyorsunuz. Basınç konusunu. Bir de basınç konusu daha detaylı işlenince bu daha rahat anlaşılacak. Bir de kimyada buhar basıncı biraz hafif farklı bir kavram. Onu da daha sonra işleyeceğiz. Çözelti kaynama başladıktan sonra ısıtılırsa çözücünün buharlaşmasından dolayı yani suyun buharlaşmasından dolayı zamanla derişim ve sıcaklık artmaya devam eder. Sıcaklıktaki bu artış çözeltinin derişimi sabitleninceye kadar sürer. Derişim sabitlenmesi ne demek? Aynı miktarda tuz ve su olursa sabitlenmiş olur. Yani miktar oran değişmezse. Bunun nedeni su buharlaşırken çözünen maddenin kristallenerek çökmeye başlamasıdır. Ne yapıyor?
dibe doğru ne yapıyor? Çöküyor şeker miktarı. Böylelikle onun için annemiz ne yapıyor? Bu durum olmaması için yemeği karıştırıyor yemek yaparken, değil mi? Dibe çökerse ne yapar? O zaman kaynama noktası daha da yükselir. O zaman kristallenerek içindeki patatesler, etler, efendim şeker ne varsa yemeğin içinde yemek pişirirken kristallenerek dibe çöker. Bu durum olmaması için ne yapıyor? Annemiz yemek pişerken sürekli karıştırıyor. Böylelikle çözeltinin delişimi değişmez. Çözelti delişimi sabitlendiğinde çözücünün tümü buharlaşıncaya kadar sıcaklık sabit kalır. Evet, olay şu. Biraz önceki anlattığımız grafik. Bakın su 100 derecede kaynıyordu. Hep aynı. Ama eğer tuzlu suysa diyelim ki daha yüksek bir yerde kaynadı. Mesela kaçta kaynadı? 110'da kaynadı diyelim ki. 110'da kaynadı. 110'da kaynadı. Şöyle 110 yazalım. 110. Şurada ne olsun? Bu da 115 olsun. Gittikçe ne yapıyor bakın? Artıyor. Çünkü ne yaptı? Ocak alttan yanarken içindeki tuz miktarı arttığı için kaynama noktası yükseldi. Geldik ozmotik basınç. Ozmotik basınç nedir? Bir kaptaki seyreltik ve delişik şeker çözeltilerinin arasına. Bakın şimdi bir kap var. Şu bir kap. Bu da bir kap. Birinde seyreltik olsun, birinde de delişik olsun. Yani seyreltik ne demek? Bunda diyelim ki bu da bir bardak suydu, bu da bir bardak su. Bunda diyelim ki 10 gram şeker var, bunda da 30 gram şeker var. O zaman 10 gram olan ile 30 gram olan nedir? Aynı değişik değil. O zaman bu biraz daha seyreltik buna göre. Bu da nedir? Daha koyu, yani daha değişik. Su moleküllerinin arasına molekülleri geçiren fakat şeker moleküllerini geçirmeyen yarı geçirgen bir zar konularak bir süre beklendiğinde sağ koldaki sıvı seviyesinin yükselip sol koldaki sıvı seviyesinin alçaldığı gözlenir. Şimdi bunu biraz küçültüp şekli görelim. Şu şekli biraz küçülttüm ama anlamanız için. Çok mu küçük? Evet. Görebiliyor musunuz şu anda? Yani biraz. Neyse fotoğrafını alırsınız biraz sonra. Şimdi olay şöyle. Bakın. Şurada ne var? Az şekerli su var. Burada da çok şekerli su var. Ne yapıyor şimdi burada? Baştan alıyorum. Bir kaptaki seyreltik. Yani şurası seyreltik. Şurası da delişik. Şeker çözeltilerinin arasına su moleküllerini geçiren, bakın araya bir kağıt koyuyorum. Kağıt, mesela kağıt peçete koyuyorum diyelim ki. Ya da kağıt havlu yaprağı alıyorum bir tane. Onu koyuyorum. Bunlar kim? Şeker moleküllerini geçirmeyen yarı geçirgen. Yarı geçirgen. Bir zar konularak bir süre beklendiğinde sağ koldaki sıvı seviyesinin yükselip, bak burada su seviyesi ne yapıyor? Yükseliyor. Sol koldaki sıvı seviyesinin alçaldığı gözleniyor. Bak ne yapıyor burada? Şeker molekülleri. Bunun nedeni seyreltik çözeltinin birim hacminde, delişik çözeltinin birim hacmine göre daha çok çözücü molekül bulunmaktadır. Burada, şurada çok su var, burada da az su var değil mi? Şuradaki su oranı yüksek, buradaki su oranı düşük. O zaman ne oluyor? Buradan su diyor ki, ya diyor burada bana ihtiyaç var galiba diyor. Buradaki yangını söndüreyim diyor. Burada bana su ihtiyacı var. Susuzluktan ölmüş bu şekerler diyor. Yani bu tarafa doğru ne yapıyor? Hücum. Ne yapıyor? Buradaki su delişik olan bölgeye doğru yürüyor. Sağdan geçiyor. Ama beraber olduğu şekerler geçemiyor. Su geçiyor ama. Böylece ne oldu? Buradaki su yükseldi. Olayı anladık mı? Evet hocam. Bu hücrelerde de oluyordu değil mi? Evet, evet, evet. Biyolojideki ozmotik basınç olayı bu işte. Biyolojiyle kimya, biyokimya diye bir kardeşliği var biyolojiyle kimyanın.
bu olay ozmotik basıncı, biyolojideki ozmotik basıncı anlatıyor yani dolayısıyla. Evet, bu olayı anlamayan var mı? Bir kez daha anlatmamı isteyen var mı? Bir daha özetleyelim mi Fatma? Anlaşıldı mı? Farkına anlaşıldı mı? Evet hocam, anlaşıldı. Tamam, o zaman geçiyorum. Evet, şu olayı biraz daha büyütelim artık değil mi? Hı. Ozmoz olayı bu işte. Bakın gördünüz mü? Şimdi daha güzel göründü. Ne olmuş bak? Buradaki su miktarı artıyor. Niçin artıyor? Çünkü buradaki az değişik olan yerdeki yani az su bulunan sol taraftaki bölmeden az şeker bulunan soldaki bölmeden ki bol su var çünkü su daha çok. Bu sağ taraftaki ise çok şekerli bölüm. O zaman ne yapıyor? Buradan buraya doğru su diyor ki bana ihtiyaç var galiba burada diyor. Şekerler susuz kalmış diyor. Bu tarafa doğru ne yapıyor? Yürüyor. Suyun geçişi bu şekilde oluyor. Buna ne diyoruz? Ozmoz olayı diyoruz. Bu olay nedir? Ozmoz olayı. Şimdi biraz daha bu olayı açıklayalım arkadaşlar. Seyreltik şeker çözeltisi tarafından derişik şeker çözeltisi tarafına geçer. Çözücü kim? Su. Çözelti derişiminin düşük olduğu ortamdan yüksek olduğu ortama yarı geçirken, mesela kağıt peçete diyelim ki ya da süzgeç diyelim daha doğrusu, ortama yarı geçirgen bir zar aracılığıyla geçişine ozmoz adı verilir. Ozmoz adı verilir. Yarı geçirgen zardan madde geçişini durdurmak için değişik çözelti tarafına uygulanması gereken basınca ozmotik basınç denir. Ozmotik basıncı şimdi anladık. Tekrar söylüyorum. Yarı geçirgen zardan madde geçişini durdurmak için o zaman buradaki şekerlerde ne yapıyor? Ya diyor biz de bu tarafa geçelim o zaman diyor. Burada bir ne var? Bol su var. Bir de biz de bu tarafa geçelim. İşte bunu durdurmak için, madde geçişini durdurmak için derişik çözelti tarafına uygulanması gereken basınca ozmotik basınç denir. Ozmotik basıncın büyüklüğü çözünen maddenin cinsine değil, çözeltide oluşturduğu tanecik derişimine bağlıdır. Yani tanecik derişimi ne kadar çoksa ozmotik basınç da o kadar büyük. Geçiyorum. Anlaşılmayan bir yer varsa hemen söyleyeyim. Ozmoz olayının bitki ve hayvan fizyolojisinde çok önemli bir yeri vardır. Bitki ve hayvan fizyolojisinde yani biyolojide canlılardaki hücre zarları yarı geçirgendir. Bizim vücudumuzda kaç hücre vardı? 40 trilyon hücre vardı. Bu hücreler arası geçirgen. O kadar yardımsever ki bizim hücrelerimiz. Diyor ki diyor ki Hasan'ın beyni susuz kalmış. O zaman ne yapıyor? Vücudumun diğer hücreleri oraya su gönderiyor. Çünkü aralar geçirgen. Aralar geçirgen. Hücreler geçirgen. Onun için Avrupa Birliği dünyada şu anda bir büyük bir zenginlik sahibi ise bunun sebeplerinden biri de sınırları kaldırmış. Yani Almanya'dan Hollanda'ya, Belçika'ya geçerken arada duvar muvar bir şey yok. Aradan elini kolunu sallaya sallaya geçiyorsun. Bir bakıyorsun Almanya'dasın, bir bakıyorsun Belçika'dasın. Neden? İnsanlar rahat gezsin. Rahat gezsin, ticaretini yapsın, malını alsın. Yani sen duvarlarla memleketin etrafını örersen, eğer buna müsait bir yapı yoksa, insanlar ne yapar o zaman? Fakirleşir. Bizde var mı hocam? Efendim? Bizde var mı? Aynen şu anda sen gittiğin zaman Hollanda'ya, Almanya'ya, Belçika'ya ben gittim buraları hep gezdim gördüm. Rahatlıkla geçip gidiyorsun. Oradan pırasa mı ucuz? Gidip oradan pırasa alıyorsun. Domates mi ucuz? Alıyorsun. Araba mı ucuz? Oradan alıyorsun. Yani senin burada 3 kat 5 kat daha pahalı arabayı almak zorunda kalmıyorsun. Peki gümrükten nasıl geçiyor?
Arada duvar mı var? Yok ki. Rahatlıkla geçiyorsun. Yani nasıl ki Bakırköy'den Eminönü'ne giderken arada bir duvar var mı? Yok. Onun gibi. Rahatlıkla gidiyorsun. Üsküdar'dan Beşiktaş'a giderken bir duvar var mı arada? Yok. Onun gibi. Aynen geçiyorsun. Bir engel yok. Bu da ne yapıyor? Yani korkularla böyle düşman, katil düşman, kahrolsun uydurulan düşmanlarla duvarları yükseltirsek o zaman ne oluyor? Olan fakir halk oluyor. Bakın ozmotik basınçla vücudumuz ne yapıyor? Mükemmel bir dayanışma içinde. Hücreler ne yapıyor? Bir diğerinin ihtiyacını ona ne yapıyor? Gönderiyor. Ama diyor ki sana akılsızlık yapma, su iç diyor. Su içmezsen bu hücreler yardımlaşarak diğer susuz kalan hücreye yardım ederler, gönderirler ama kendisinin ömrü kısalır. O zaman ne yapıyor? O zaman demek ki vücudumuzun hücrelerinin her birinin ihtiyacını tek tek göndermek gerekiyor. Suyunu, efendim portakalını, mandalinasını, greyfurtunu, neyse işte lahanasını, brokolisini, Brüksel lahanasını, havucunu, turpunu. Eğer göndermezsen, yani bu mevsimde yenmesi gıdalar gereken mevsim meyve sebzelerini yemezsen o hücre ne yapıyor? Çöküyor. Diğer hücreler ne yapıyor? Aman kardeş diyorlar, yetişiyorlar ona. Yetişiyorlar ama kendilerinden tüketiyorlar. Ona lazım. Değil mi? Yani kendisine lazım olan diyelim ki kalp hücresi diyor ki beyin daha önemli. Ona göndereyim diyor. O zaman kalp zayıflıyor. Değil mi? O zaman vücudumuzun hücrelerinin her birinin gıdasını düzgün göndermemiz gerekiyor. Nedir o arkadaşlar? Temiz hava. Temiz hava. Temiz hava. Bakın temiz hava çok çok önemli. Bol su, ihtiyacımız kadar su ve mevsim meyve sebzelerini. Yeterince yersek, ihtiyacımız kadar yersek o zaman dengeli beslenme budur işte. O zaman ne oluyor? Bütün 40 trilyon hücremizin ihtiyacını karşılamış oluyoruz ve hücrelerimiz gayet canlı ve uzun ömürlü oluyoruz. Saçımız gür, canlı, renginde, normal renginde, sarıysa sarı, siyahsa siyah, kemiklerimiz canlı, derimiz canlı. Yani eğer bunlar yapılmazsa ne oluyor? Bir bakıyorsun ki kemikler erimiş ama mesela diyelim ki beyin süper. Ama ne oluyor bir süre sonra? Beyin kemiklere yardım ediyor diyelim ki. O zaman ne yapıyor? O zaman beyin zayıflıyor. Yani organlar kendi gıdalarını eğer biz tarafından karşıladığımız takdirde mükemmel ve canlı bir şekilde bir hayat geçiriyorsun. Ve uzun ömürlü oluyorsun. Eğer bir hücreyi diğerine muhtaç yapacak olursan o hücre ne yapıyor? Yardım edilen hücre de mağdur oluyor. Yardım eden hücre de mağdur oluyor. Yani ömrünü kısaltmış oluyor. Onun için her hücrenin ihtiyacı olan gıdayı günlük olarak vermemiz gerekiyor. O da nedir? Temiz hava, temiz su ve mevsim meyve sebzesini yemek. Bu nedenle hücre zarlarından her yöne madde geçişi ozmoz ile olur. Her yöne bakın. Avrupa Birliği gibi. Avrupa Birliği'nde her yöne geçiş serbest. Dur diye silahlı adamlar önünü kesmiyor yani. Gidemezsin demiyor. Orada mutlu olacaksan oraya git diyor. Nerede mutlu?